فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Öncelikle 5 Temmuz 1993 yılında başbağlardan ne oldu sorusuna cevap vererek başlamak istiyorum. 28 kişi kursuna dizilerek, biri kadın, biri çocuk, 5 kişi ise yakılmak suretiyle evleriyle birlikte şehit edildi. Yalnızca 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Köyümüzün camisi, okulu, öğretmen lojmanı, imam evi, mahalle ve köy odası, olay anında köyde bulunan 4 araç yakıldı. Yüzlerce büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanımız telef oldu. Akşam namazı kılınırken köy camisi basılarak 22 köylümüz camiden, camide olmayanlar ise evlerden tek tek toplanarak köy çıkışındaki meydana toplandılar, getirildiler ve burada üzerlerine yarım saat 45 dakika propaganda yaptıktan sonra kurşun yağmuruna tutarak 27 köylümüzü şehit ettiler. Ayrıca yaktıkları aracın içine atmak istedikleri Hasan Sandıkçı isimli köylümüzü orada direnince oracıkta şehit ettiler. Başbağlarda bulunan 210 hanenin 191 hanesi yakıldı. Söylediğimiz gibi biri kadın, biri çocuk, 5 köylümüz de bu evlerde yanarak şehit oldu. Bu katliamı, daha doğrusu bu soykırımı yapan hainler hiçbir zayiat vermeden ellerini kollarını sallayarak köyü terk ettiler. Bu katliamda insanlar ve insanlıkla birlikte hayvanlar, ağaçlar, doğa, tarih, kültür ve umutlarımız yok edildi. Velhasıl bu katliamda geçmişimiz ve o günümüz yok edildi. Geleceğimiz ise yok edilmek istendi. İnsan hakları savunucuları, insanlık onuru için mücadele edenler, insanlık yemini edenler neredeler? Araştırmacı, gazeteci, yazarlar, şairler, tarihçi, akademisyenler neredeler? Entelektüeller, aydınlar, doğa seven çevreciler, hayvan hakları savunucuları neredeler? Bıkmadık anlatmaktan, usandık anlatılmamak ve anlaşılmamaktan. Başbağlar hakkı susma, hakkı başbağlar hakkı. Çeyrek asırdan fazla 26 yıldır sorduk ve yine soruyoruz. Hangi evde kimin oturduğu istihbaratı nereden alınmıştı? Katliamı yapan teröristlerin içerisinde bulunan düzgün giyimli tıraşlı grup kimlerdi? Başpınar Karakolu Komutanı defalarca aranmasına rağmen niçin telefona gelmemişti? Güvenlik kuvvetleri ve savcılık olaydan 14 saat sonra geldi. Yangına niçin müdahale edilmedi? Aylarca yanmaya devam etti köy. Toplanan 585 boş Kalaşnikov kovanlarının balistik incelemesi niçin yapılmadı? Cenazelere niçin otopsi yapılmadı? Evde yanan 5 köylümüzün cenazesi niçin iş makinalarıyla arandı? Ne acıdır ki 5 köylümüzün cenazesine ulaşılamadı? Çünkü iş makinası taşını, toprağını, cesedi birbirine karıştırmıştı. Yanan evler delillerin yok edilmesi için mi dozerle dümdüz edildi? O yakılan evler maalesef daha sonra 4 gün sonra bir dozer gönderildi ve tamamen dümdüz edildi. Bu yıkım başbağların tekrar ihyasının engellenmesi için mi yapıldı? Ya da köyümüzün ve bölgenin boşaltılması için miydi? Ben buraya evet diyorum. 5 Temmuz günü başbağlar semalarında çekiç güç helikopterinin ne işi olabilirdi? Zira başbağlar sınırda olan ve olağanüstü hal bölgesinde bulunan bir köy değildi. Katliamdan 4 gün sonra köyümüze önemli miktarda silah niçin gönderilmiş olabilir? Bu silahlar köylerimiz tarafından teslim alınmadı, geri gönderildi ve oynanmak istenen o provokasyona alet olmadı, engel oldu. Bu silahları getirerek istediğiniz gibi kullanın diyenler
Bizim de bir yerleri basmamız mı istedi? Daha sonra Tunceli'nin bize yakın köylerinden 16 kişiyi Kemaliye Jandarması, ki bu isimleri biz vermemiştik. Biz bu böyle bir isim vermedik. Buna rağmen bu isimleri nereden nasıl buldularsa köyümüzün içinden gözümüzün içine soka soka köyü götürdüler. Aynı gün ifadeleri alındı. Bir gün sonra Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından bu kişiler 10 tanesi itiraf etmişti. Biz evleri yaktık, zorla getirildik demişlerdi. Fakat yanan evlerin içinde de 5 kişimiz şehit edilmişti, yakılarak katledilmişti. Tanıklar ile sanıklar niçin hiçbir zaman yüzleştirilmedi? İtirafçı sanık mahkemeye Diyarbakır cezaevinde yatmaktayken, tabii ki Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden 4 duruşma sonrasında İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne alındı mahkeme ve İzmir'e Diyarbakır'dan itirafçı sanık 1 yıl sonra getirilebildi. Ve getirildiğinde verdiği kod ve gerçek isimler üzerinde hiç durulmadı. Diğer itirafçı sanık Kahramanmaraş'ın Elbistan cezaevinden hiç getirilmedi. Niçin? Bu eksikliklere rağmen Yargıtay dosyayı niçin onadı ve kurgulanmış mahkeme süreci 1998 yılında neden kapatıldı? 2013 yılında 11. Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na verilen talimat neticesinde kurul bizi 6,5 saat dinledi. Başbağlar dosyası Sivas Madımak dosyası ile birlikte inceleniyordu. 2014 Haziran ayında Sivas Madımak sonuç raporu %20 devlet kusurlu şeklinde açıklanırken Başbağlar dosyası niçin akamete uğratıldı ve hala bugüne kadar neden açılmadı, neden incelenmedi? Bu sorular uzar ve gider. Bu arada biz biliyoruz ki Sivas katliamını da Başbağlar katliamını da düzenleyenler aynı kirli ellerdir ve katliamlar aynı masada tezgahlanmıştır. Acımız bir, hesabımız birdir. Katledilenlere, bütün mazlumlara ben Allah'tan rahmet diliyorum. Onur ve gururla söyleyebiliriz ki biz Başbağlar halkı olarak o gün Türkiye üzerinde oynanan oyuna gelmedik, köyümüzü de terk etmedik. Devletimizden 26 yıldır Başbağlar için yapılmayan ve yapılamayanları bundan sonra yapmalarını bekliyoruz. Köyümüzün ise her yönüyle yeniden ihyasını istiyor ve bekliyoruz. Savcılarımızdan ceza davasının yeniden açılarak kimlerin bu katliamda rolünün olduğunun bulunmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başbağlar katliamı ile ilgili araştırma inceleme komisyonu kurarak inceleme yapmasını, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun akamete uğrayan Başbağlar dosyasını yeniden incelemeye alması hususunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan arz ve talep etmekteyiz. Sanığı olmayan bir davanın avukatıyız maalesef. Yani biz olayın hemen akabinde tetikçiler yakalandı. Yine Ankara'dan müdahaleyle serbest bırakıldı. Ve iki tane yardım yataklık yapan birisinin davası götürüldü. Ve onun üzerinden de hüküm kuruldu. Yargıtay'da onadı, temizledi. Aynı tarihlerde iki büyük olay var. Birisi Madımak katliamı, birisi Başbağlar katliamı. Birincisine fail bulundu, ikincisinin failleri de serbest bırakıldı. Olayın özeti bu. Bunu gerçekleştiren de geçenlerde mahkeme karar verdi ya, Ergenekon diye bir örgüt yok diye. İşte o tarihteki gerçek Ergenekon'un eylemi. Madımak katliamı da Ergenekon'un eylemi, başkanımız, dernek başkanımız dile getirdi. Başbağlar katliamı da o Ergenekon'un eylemi. 28 Şubat darbesinin taşlarını döşemeye yönelik bir eylem. Yani bir katliam. Dolayısıyla dernek başkanı bunun çok farkında zaten. Yani bazıları gelip işte timsah gözyaşları vesaire falan döküyor. Her yerde olur bu. Yani kan çeker, kan çeker derler. Geliyorlar sanki gerçekten üzülmüşler gibi. Ancak bu olayın failleri belli. Failleri meçhul değil, failleri meşhur. Biz bunların tetikçilerini öğrendik zaten, dava dosyasına intikal etti. Arkasındaki gücü biz öğrenmek istiyoruz. Bakın bu davanın zaman aşımı süresi 30 yıl arkadaşlar, 30 yıl. 2023 yılının 5 Temmuz'unda zaman aşımına uğrayacak. Hala daha zaman aşımına uğramadı.
O davanın bir avukatı olarak diyorum ki devlet bu olaya el atsın. Kesinlikle ve kesinlikle bunun failleri mutlaka kayıtlarda, kuyutlarda vardır. Değerli hazirim, öncelikle Başbağlar köyümüzde şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Aslında söylenecek birçok husus en başta dernek başkanımız meselenin bütün boyutuyla ortaya koydu. Ancak şunu ifade edelim. Biz resmin bir bölümüne bakarken büyük resimde Sivas'ın hala cezaevinde mağdur olan kişileri konuşmuyoruz. Bunlarla ilgili adımlar atılmıyor. Aslında süreç 92'de Silvan'ın Susa köyünde ayaklarında make-up ayakkabıyla, sırtlarında asker kıyafetiyle bir yatsı namazı sonrası 3-5 tane çapulcunun dağdan gelip camide 10 tane Müslümanı şehit etmesiyle başladı. Yani 92 yılında başladı.